Başlayalım o zaman. Şimdi 5 basamaklı sayısı 25 ile bölümünden kalan 17'dir. Bu şartı sağlayan BA 2 basamaklı sayıların toplamı nedir? Şimdi 25 ile bölünebilmesi için aslında 25 ile bölünebilme kuralımız yok aslında ama şöyle düşünelim. 25, 25 fazlası 50, işte 75 ne olacak? 100, 125, 150. Mantığı anlamak için şöyle düşünelim. Demek ki şurası 25 olursa, 50 olursa, 75 olursa tam bölünüyor demektir. Bak, bir sayının demek ki kaç basamaklı olduğuyla alakalı bir sıkıntı yok. Demek ki bak şurası 25 olursa, bunun sebebi şu bu arada, hani şu son 5 ile bölünebilme kuralında birler basamağına bakıyoruz ya, 25 ile bölünebilmede de şuradaki sayıların her biri aslında 100'ün katı. Aslında şöyle söyleyeyim, bir tane örnek vereyim. 5436. Bak bunu nasıl yazarım? 5 tane binlik, 4 tane yüzlük, 3 tane onluk, hatta onu o şekilde değil direkt artı 36 diyelim. Bak şurası 25'in katıdır. Şurası 25'in katıdır. Demek ki 25'in katı olabilmesi için şu sayının 25 ile bölümünden kalana bakmam gerekiyor. O yüzden de ne yaptım? Bak dikkat et. 25, 50, 75, 100 diye gittim. Eğer 17 kalanını vermesi gerekiyorsa buna 17 ekliyorum. Bak 17 eklersem kaç olur? 42. 17 eklersem kaç olur? 67. 17 eklersem kaç olur? 2, 8, 92. E hocam buraya da mı 20, 17 ekleyeceğiz? Hayır artık bak zaten. Hani pardon bir de ne olacak? Tabii ki 0, 0'da. Sonu 0, 0'la biterse de. Yani şöyle düşün. Bir sayımız var. Son iki basamağı 0, 0. Bak bu da olursa bir de 17 olabilir. Şimdi bak buna 17 ekleyeceğim 117. Buna 17 ekleyeceğim 142. Buna 17 ekleyeceğim 167. Bak zaten bunu sonra tekrar ediyor. Peki bunları toplarsam da 7, 9, 11, 18 elde var. 1, 10, 19, 20, 21, 218. Demek ki ya aslında 25 ile bölünebilme kuralı bizim şeyimizde, lügatımızda yok. A, B, C, D, E gibi düşün. Bak bu 25'in katıdır. Burası 25'in katıdır. Burası 25'in katıdır. Fakat 25 ile bölünebilmesi için bu sayının 25'in katı olması gerekiyor. 17 kalması için de 0, 0'a, 25'e, 50'ye ve 75'e 17 ekledim. Eğer buraya 18 deseydi burası 18. 18 fazlası, 18 fazlası, 18 fazlası olacaktı. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok, anladım. Ama güzel soruymuş bu arada. A sayısının 12 ile bölümünden kalan 9. A sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçmış? 9. Peki bu sayının 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani ben o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Gerek var mı bilmiyorum ama başlangıçta aklıma direkt bu geldi. Burası ne olacak? A dediğim sayı 12x artı 9. Peki ben şöyle düşünsem, bu sayının tamamını değil de A'yı 12'ye değil de 4 ile bölseydim kalan kaç olurdu? Bak dikkat et, 4 ile tam bölünür. 4 ile bölümünden kalan kaçtır? 1. Bu şu demektir. A gördüğün her yere 1 yazabilirsin. Bak 1 yazalım. 1 artı 3 artı 2 artı 7. 7, 10, 12, 13. 13'ü 4 ile böldüğümde kalan kaç olur? 1. Niye? 3 kere 4, 12, 1 kalırmış. Anlaştık mı? Tutup da A gördüğüm yere 12x artı 9 yazarsam o soru çözülmez. Demek ki bir sayı 12 ile bölündüğünde 9 kalanını veriyorsa, bak dikkat et 12'nin bir çarpanı nedir? 4. 4 ile bölündüğünde ben bunu da 4'e böleceğim. Yani kalanı da 4'e böleceğim ve o kalanı getirip A gördüğüm yere yazacağım. Anlaştık mı? Hocam şey A yerine neden bir yazdım ben şey anlamadım da. Bak A'yı 12'ye böldüğümde kalan 9. O zaman A yerine şunu yazabilirim bak. Şuraya buranın ne olduğunu bilmiyorum. 12x artı 9. 12x artı 9 sayısını 4'e bölersem bak zaten şurası 4'ün katı. Aslında 9'u 4'e bölmem yeterli. O zaman A'yı yani şu ifadeyi 4 ile bölümünden kalan kaçtır sorusunda getirip buraya 1 yazacağım. He, Var anladım. mı sıkıntı? Ya da soruyu biraz değiştireyim. Burası burayı değil.
Mesela bu sayıyı 4 ile değil de 6 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorsaydı, ben yine A'yı 12'ye böldüğümde kalan 9'sa, A'yı 6 ile böldüğümde, bak dikkat et, burası zaten 6'nın katı, 9'dan 6'yı çıkarttım 3. Getirip o zaman buralara 3 yazacaktım. Anlaştık? Anladım. Tamam. Tamam, geçtim. 500'den küçük pozitif tam sayıların içinde 4 ile bölünüp 8 ile bölünemeyen kaç sayı vardır? Ha. 4'ün katı olsun ama 8'in katı olmasın. Şöyle düşün. 4, 8, 12, 16 diye gidecek, değil mi? 500'den küçük 4'ün katı olan sayı, dikkat et, 500 4'ün katı olduğu için direkt 4 çıkartıyorum. 496. Ben diyorum ki şunları istemiyorum. E bu soru artık bizim için ne oluyor bak? Son terim, eksi ilk terim. Ama dikkat et, şu sayıda şeyin katı olmasın. 496, 8'in katı mıdır diye hemen bakıyorum. 6 kere 8, 48. Evet, 8'in bir katıymış. O zaman 496'yı değil de 4 eksiğine bakıyorum bak. 4 eksiğine bakarsam ne olur? 492. Yani bak, sayılara dikkat et. 4, 12, 8'er 8'er artacakmış ve son sayı 492 olacakmış. Nasıl bulacağım? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. O da ne yapar? 496 bölü 8. 496 bölü 8. Bak dikkat et, kaç bulduk az önce onu? 62 bulduk. Anlaştık mı? Anladım. Kafana yatmayan bir yer varsa sonra şey, hani 4 ile başlayıp 8 8 arttırırsam o sayıların hiçbiri 8'in katı olmaz. Şimdi ABC, herhalde sen yukarıdaki soruyu çözdün, bunu mu? Herhalde şey, ben göremedim onu ilk başta. Neyse devam edeyim. ABC 4 basamaklı sayısının 12 ile bölümünden kalan 11. A, B, C, D sayısını 12'ye böldüğümde kalan 11'miş. BCD 3 basamaklı sayısını, BCD 3 basamaklı sayısını 5 ile bölümünden kalan 4'müş. AB 2 basamaklı sayısını 3 ile bölümünden kalan 1'miş. C kaç farklı değer alır? Şimdi burada şöyle düşünelim. Ben ne düşünebilirim? Şu an şöyle baktığımda ilk şunu görüyorum aslında. D ile ilgili yorumu hemen söyleyebiliyorum. Yani D dediğim şey ya 4'tür, sen de yazmışsın zaten. Yani şuraya yazalım. A, B, C 4 ya da A, B, C 9. Çünkü niye? 4 ile bölüm, 5 ile bölümünden kalan 4 olur burada. Peki şimdi şuna bak. A, B 2 basamaklı sayısı var. B, C, D 3 basamaklı. Ha, B, C, D tamam, o çok önemli değildi 5 ile bölümünden. Tamam. A, B 2 basamaklı sayısının diyor 3 ile bölümünden kalan neymiş? 1. O zaman A artı B gördüğüm yere ne yazabilirim? Yani şu mantıktan dolayı A, B gördüğüm yere şuraya K yazalım. 3K artı 1 yazabilirim. Doğru mu? Yani 3'ün katı artı 1. 3 ile bölünebilme kuralı zaten rakamları toplamıydı. Peki başka ne söyleyebiliriz? Şu 12'yi de kullan. Şimdi bunu kullandık. Yani fikir yürütebildik. Bunun yerine fikir yürütebildik. Bu ne demektir? Peki bir sayının 12 ile bölümünden kalan 11 ise 12'nin çarpanları ne? 4 ve 3. Yani 4 ile bölünebilme kuralım var, 3 ile bölünebilme kuralım var. O zaman bak dikkat et. A, B, C, D sayısını bak 3 ile böldüğümde kalan kaç olmalı? Bak dikkat et. 11'i 3'e bölmem gerekiyor. 2. Yani bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaç olmalıymış? 2. Hangi bilgiyi elde ettim? Bak zaten şuradan kalanın kaç olduğunu biliyorum ben. AB'ye dikkat et. 1. Demek ki CD de 3'ün katı artı 1'miş. Çünkü 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. 2 kalanını vermesi için dikkat et. AB kısmın zaten 1 kalanını veriyor. Demek ki CD kısmı da 1 kalanını verecekmiş. O zaman ben CD yerine ne yazacakmışım? CD yerine de 3'ün katı artı 1 yazacakmışım. Bak neler biliyoruz şu an için. Bir de 4'e bakalım istersen. 4 çok geçerli mi? Ona da bakalım. Şimdi 12'nin bir çarpanı 4 ya. 11'i 4'e bölünce kaç olacakmış? 3. Ha, o zaman da şunu diyeceğim. Şuradaki şu CD'ye dikkat et. Çünkü 4 ile bölünebilme kuralı neydi hatırlarsan? Son iki basamağına bakacağım. Demek ki CD sayısı, onu da şuraya yazayım ne? 4'ün katı artı 3 olacakmış. 4'ün katı, K yazmayalım, P yazalım hani karışıklık olmasın diye. Bak ne elde ettim, gördün mü? D'yi biliyorum zaten.
D dediğim şey ya 4 olmalı ya 9 olmalı. C için artık yorum söyleyebilirim. Çünkü niye? 3 ile bölününce yani CD sayısı 3 ile bölününce 1 kalanını, CD sayısı 4 ile bölününce 3 kalanını verecek. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Hani ECOG, EBOB'da bir şey görüyorduk. Bak CD sayısına bir dikkat et. 3K artı 1 ya da 4P artı 3 olacakmış. Dikkat et, burada öyle bir şey yapabiliriz ki, hani ben tek tek deneyeceğim gerçi. Buradan yola çıkmayacağım da böyle de çözülebilirliğini göstermek için gösterdim. Normalde ECOG, EBOB'da ne yapıyorduk? Öyle bir sayı ekliyoruz ki hem 3'ün hem 4'ün katı, yani 12'nin katı olsun istiyorduk. Fakat gerek var mı? Yok. Çünkü D yerine ya 4 yazabiliyorum ya 9. Hadi yazalım. Bak dikkat et, şuraya hem 4 hem 9 yazacağım. C 4, 3'ün katı artı 1 olabilirmiş. Dikkat et, C 9 da 3'ün katı artı 1 olacakmış. C 4, 4'ün katı artı 3 olacakmış. Bir de C 9, 4'ün katı artı 3 olacakmış. Peki, şimdi nasıl düşünmeliyiz? Ben buraya öyle sayılar yazacağım ki 3'ün katı artı 1 olacak. Mesela ne yazabilirim? En küçük, çünkü şeye dikkat et, C 0 olabilir. Yani iki basamaklı bir sayı değil burası çünkü. Yani ben C'ye 0 verebilirim. Bak, C'ye 0 verirsem 0, 4, 3'e bölünce 1 kalanını verir. Evet. Bir sonrakini bulmak için artık 34, 64, 94 diyordum. Hatırlıyor musun? Bak, hani bir tanesini bulduktan sonra 3 fazlası, 3 fazlası, 3 fazlası. Soru bu arada zor mu soru bu arada? Hani onu da söyleyeyim de geçelim. Şimdi anlaşılmadıysa şuna bak. C9, ben buraya 0 verirsem bak 3'ün katı olur. Bir kalanını vermesi için 19, 3 fazlası 49, 3 fazlası 79. Peki şimdi neyi inceleyeceğim? Bak, CD'nin alabileceği değerlere dikkat et. Artık diyeceğim ki 4 ile bölününce 3 kalanını vermesi yeterli. Bak, 4 ile bölününce 3 kalanını mı verir? Hayır, 1 kalanını verir. 34'ü 4'e böldüm, 2 kalanını verir. 64, 4'ün katıdır zaten. 94'ü 4'e bölünce ne kalanını verir? Onu kafadan bölemedim nedense. 4'e böldüm. 2 kere 4, 8. 14'te 2 kere, 3 kere var. 12, 2. Gene aradığım şeyi bulamadım. Demek ki bak bu serinin hiçbiri olmayacakmış. 19'u 4'e bölünce bak 3 kalanını verir. 19'u 4'e bölüyorum. Bak ne kalanını verir? 3. 49'a bak. 49'u 4 kalanı 4'e bölersem. Hemen yazayım mı? 12 ile çarpalım. 48 bak 1 kalanını veriyor. Bunu istemiyorum. 3 kalanını versin istiyorum. 79'u 4'e bölersem işte 1 kere 4, 4. 39'da 8, 9 kere var. 36, bak 3 kalanını veriyor. Demek ki C'nin alabileceği değerler ya 1 olmalıymış ya da dikkat et 7 olmalıymış. Valla son zamanlarda gördüğüm bölme bölünebilme ile ilgili en zor sorulardan bir tanesiydi. Tekrar anlatmamı ister misin? Şey baştan bak hocam. Efendim? Tamam. Anladım. Tamam. Baştan bakayım dedim de anladım. Tamam. Tamam. Ben zaten videoyu atacağım. Olmadı bir daha dinlersin. Peki. İki basamaklı sayıdır. Bak az önce böyle bir kuralımız yoktu bak. Az önce gönül rahatlığıyla buraya sıfır verebilirdik. Şunu dediği anda artık A'ya sıfır veremez. Çarpımı 60 ile bölünebildiğine göre. Bir sayının 60 ile bölünebilmesi ne demek? Sen yazmışsın zaten. Hem 5'e hem 4'e hem 3'e bölünebilmesi demektir. A kaç farklı değer alır? Peki. Şimdi dikkat et sonuna. İkisi de BB. Şimdi böyle bir soruda demek ki 5 ile bölünebilmesi için bu sayının bir kere her şeyden önce çift olması lazım, değil mi? 4 ile bölünebilmesi için. O zaman B hem çift hem de 5'in katı. Bir şey hem çift hem de 5'in katıysa sıfır olmaktan başka çaresi yok. Yani A 0, 2 A 0. Anlaştık mı? Bak dikkat et. Şurada 60'ı elde etmem için. Çünkü bak bunların ikisi aynı şey. Ben buraya 5 5 yazarsam bu sayı asla tek olmayacağı için 4'e de bölünemeyecek. Kafana takılan bir şey var mı burada? Yok, anladım. Peki bu sayının şimdi niye bölünmesini istiyorum? Şimdi zaten artık 4 ile bölünebileceğini görüyoruz. Çünkü bu sayı 2'ye bölünür. Çünkü sonuç 0'la bitiyor. Bu da 2'ye bölünür. Bunu hallettik. 5'i de hallettik. 3 ile bölünmesi lazım. Yani herhangi bir tanesi 3'ün katı olsa yeterli. Bak, ben burayı nasıl 3'ün katı yaparım? 30, 60, 90 yazarak, değil mi? Artık buraya bakmama bile gerek yok. Burası zaten 30'un katı. Şey, 3'ün katı. Anlaştık mı? Anladım. Bak. Evet.
Peki bir de neye bakacağım? Burası üçün katı olabilir mi? Şimdi hatırlarsan üçü de bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı üçün katı olacak. Bak rakamlarımı topladım. Üçün katı olacak. Peki ben buraya kaç yazarsam üçün katı olur? Bak bir versen olmaz. İki verdim oldu bak. Dört. İki de buradan geldi altı. İşte üç verdik altı sekiz olmaz. Dört verdik sekiz on olmaz. Beş verdik on on iki bak beş. Tesadüf ne çıktı? 3 fazlası. Çünkü 3 ile bölünebilmeyi inceliyorum. 3 fazlası ne olacak? 8. Bak A kaç değerlerini alıyormuş? 3, 6, 9, 2, 5, 8. Yani 6 tane değer alıyormuş. Güzel sorular. Bu soruları nereden buldun? Hocam şey bu Hangi yayın? Birey. birey YGS'nin Ha, bireyin değil mi? Birey B veya B'dir bu muhtemelen. A değildir. bu. Bilmiyorum onu o kadar. Ya da çok eski bireydir. Eskiden birey A, B, C vardı da o yüzden. Evet. Açıklamam istediğim bir yer var mı? Yok, anladım. Geçtim o zaman. Ama şey A testi sayısının 6 ile çözerken bölümünden kalan 3. Bu cüm... Efendim? şey hocam testi çözerken biraz fazla boşum çıktı benim bu şey sayı basamakları konusunda. Yani soruları zor olduğu için değil mi? Yani bende mi Evet sıkıntı evet var tabii diye bir tabii şey sorular yaptım da. zor ya sen. Yok yok sorular zor. Bak dedim ya sana şu bir önceki çözdüğüm soru yani iki önceki çözdüğüm soru ben onu bizdeki TYT öğrencilerinde bile görmedim yani öyle güzel bir soru. Ama eski tip bir soru. TYT'de çok işe yaramayacağı için. Peki A sayısının 6 ile bölümünden kalan 3. Hemen bunu yazıyorum. Ve B sayısının 9 ile bölümünden B sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçmış? 6'ymış. Diyor ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Bak hemen gel şunu düşünelim. A, ben buraya x yazayım, buraya y yazayım. A gördüğüm yere ne yazabilirim? 6x artı 3. B gördüğüm yere ne yazabilirim? 9y artı 6. Şimdi bu mantığa göre dikkat et. Şu sayı zaten 9 ile bölümünden kalanını bulabiliyorum bak B'nin. Tamam mı? Ama A'nın 9 ile bölümünden kalanını bulamıyorum. Hani hemen bulamayacağım. Birazdan bakacağız, inceleyeceğiz. Acaba ne yapabiliriz diye. Şimdi çünkü zaten B sayısının 9 ile bölümünden kalan 6 ise ben B gördüğüm yere 6 yazabilirim. Bunu zaten biliyoruz. 216 diye hani 6'nın kübü çok büyük çıktı diye düşünme. 9 ile bölünebilme kuralı ne? Rakamları toplama. Peki şunu şuraya bir dikkat edelim. Ben buraya 1 versem ne olur? 9 olur, değil mi? 2 versem ne olur? 12, 15. 3 versem ne olur? 18, 21. Şimdi ben neyi anlamaya çalışıyorum? Burada A'yı 9 ile bölümünden kalanını bulmaya çalışıyorum. 6 ile bölündüğünde kalanını bulabiliyoruz ama şey ile 9 ile bölündüğünde nasıl bir fikir edineceğim? Çünkü demek ki sonuç kaçtır dediğine göre demek ki benim bir tane ihtimalim var. Anladın mı? Başka bir ihtimalim yok. Peki devam ediyorum. Şimdi buradan bir fikir edinemedik gördüğün gibi. Tamam, şöyle düşünelim. 6 ile bölümünden kalan 3. A yerine 9 yazsam. Bak dikkat et. A yerine şimdi yazacağım, kesin yazmayacağımla ya da yazacağımla ilgili bir şey söylemiyorum. A yerine 9 yazsam iyi de yazıp yazmayacağımızı bilemiyoruz. Peki demek ki burası bana fikir vermiyor. Peki hocam ne düşünmeliyim? Bak aslında soru şurada gizli biliyor musun? A'yı bulamadık ama 6 çarpı 6 çarpı 6 yani B zaten 9'a tam bölünmüyor muydu? 9 ile bölümünden kalan 6 değil miydi? Değil mi? Bak 6 çarpı 6 çarpı 6 9'a tam bölünmez mi? Demek ki bak burayla ilgili bir fikri edinmeme gerek yokmuş. Zaten ben B'ye ne yazarsam yazayım 9 ile tam bölünecekmiş. Çünkü niye? Bir şeyin 9 ile tam bölünebilmesi için neye ihtiyacım var? 2 tane 3 çarpanına. Anladın mı mantığı? Anladım. Evet. B yerine ne yazarsam yazayım. Bak şu ifade A'dan bağımsız bir şekilde 3 ile tam bölünüyor. Geldik buraya. Tamam. Orada fikir edinememiştik. Burada ne edinebiliriz? Bak dikkat ettiysen A'nın içinde mutlaka bir ne var? Bak A yerine ne yazabiliyorum? 9 yazabiliyorum, 15 yazabiliyorum, 21 yazabiliyorum. Ne olursa olsun bir 3 çarpanı var değil mi Yusuf? Evet. O zaman B'nin içinde de bir 3 çarpanı var. Dikkat et. Çünkü 6 yazacağım. 9 ile bölümünden kalan 6'ydı. Bak burası da tam bölünür. O zaman elimde eksi 3 kaldı. İyi de bir sayıyı 9'a böldüğümde kalan negatif olmaz. 3, 9 fazlasını alıyorum. Cevap 6 oluyor. Anlaştık mı?
Anladım. Bak bu Tamam. da 9'un katı çıktı. Bu da 9'un katı çıktı. Eksi 3 bir şeyi 9'a bölünce negatif sayı çıkmaz. Hani modüler aritmetiği işlediğimiz için hani çıkmayacak belki ama onun gibi düşün. 9 fazlasını aldım. Yine bu da güzel, şahane bir soruydu. Var mı sıkıntı? Yok. Anladım. Geçtim. Bir tık küçülteyim bakayım. Şurada ne yazıyormuş? Ha, bir şeye gerek yokmuş herhalde göndermediğine göre. Peki başlıyorum. Şimdi B demiş asla 2 olamaz. Çünkü B 2 olursa burası 0 olur. Buranın 0 çıkması için A'nın negatif olması lazım. O yüzden olmaz. A artı B toplamının alabileceği en küçük değer. Şimdi şöyle düşünelim. Burası nedir? 54 yerine ne yazabilirim? 9 çarpı 8 yani. Şey 9 27 çarpı 2. 27 çarpı 2. 27 nedir? 3'ün kübü çarpı 2 çarpı A artı 2. Bak. Dikkat et. Ben buraya öyle bir sayı yazmalıyım ki bir şeyin dördüncü kuvveti olacak. Peki bak dikkat et. 3'ün kübü var. Demek ki A artı 2'nin içinde kesinlikle 3 üzeri 1 olmalı. B'nin içerisinde şey, A artı 2 ya burası. 2 üzeri 1 var. Ne yazmam lazım bir de? 2'nin kübü olmalı ki. Bak A artı 2 ifadesi bu sayı bir şeyin dördüncü kuvveti olabilsin. Bak A sayısı yani A artı 2 sayısı ne olmalıymış o zaman? 8 çarpı 3'ten 24. A gördüğüm yere ne yazacakmışım? 22. Peki ben bunu yazınca peki ne elde ediyorum? Dikkat et. B eksi 2'nin dördüncü kuvveti neye eşit olacakmış? Bak dikkat et. Hem 3'ün dördüncü kuvvetine hem de 2'nin dördüncü kuvvetine. Çünkü ben bunu zaten buraya 22 yazarsam ancak bunun elde edebileceğini buldum. Peki her iki tarafın kökünü alıyorum. Yani dördüncü dereceden kökünü alıyorum. Biliyorsun ki çift katlı köklerde dışarıya nasıl çıkacak? Bu mutlak değer olarak. Bir sayının mutlak değeri 6 ise B dediğim şey artık ya 8'dir uzatmıyorum. B dediğim şey ya da nedir? Eksi 6'dan eksi 4'tür. Peki A'yı kaç bulduk? A 22. B dediğim şey ya 8 ya da eksi 4. İşte senin hata yaptığın yer şu şıkkı işaretlediğin için şuradaki mutlak değerli ifadeyi es geçmişsin. Anlaştık mı? Çünkü en küçük değerini istediği için ben B'yi 8 alabileceğim gibi eksi 4 de alabiliyorum. Var mı sıkıntı? Yok hocam, anladım. Peki, güzel soruymuş. İnternet bağlantınız düzensiz diyor bana. Sesimin gelip gitmesinde bir sıkıntı var mı? Şey, benim sesim galiba birazcık geç gidiyor. Evet. Ha yok bir sıkıntı yok. Peki, şimdi X'ten Y'yi çıkart diyor. Şimdi burada kaç tane terim var? Bakalım bir. Şimdi şöyle bakalım. Burada kaç tane terim var? Son terim eksi ilk terim. Hatırlarsan 2n artı 1 bölü şey eksi 1 bölü artış miktarı artı 1. Pıt pıt gitti. N artı 1 tane terim varmış. Peki güzel. Aynı şeyi burada yapalım. Burada n tane terim var ama ben yine de mantığı bir kez daha görmeni istiyorum. Çünkü hepsini iki parantezine alırsam 1, 2, 3, 6, n diye gidecekmiş. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden n tane terim var. Peki güzel. Şimdi bunu niye böyle anlatıyorum? Dikkat et. Ben bundan bunu çıkartırsam ne gelir? Eksi 1. Bundan bunu çıkartırsam ne gelir? Eksi 1. Eksi 1. Ama dikkat et. Bunlar hep eksi 1 geliyor. Bak bunun terim sayısı bir tane fazla ama dikkat et bak. Bunun bir önceki terimi hangisi? 2n eksi 1. 2n eksi 1'den de 2n'i çıkarttım. Eksi 1. Güzel. Kaç tane eksi 1 var burada? N tane eksi 1 var. Doğru muyum? Bak. Evet. Dikkat et. Birinde n artı 1 tane terim var. Bir tanesinde n tane terim var. Çıkarttım, 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 çıkarttım. Peki 2n artı 1'i neyle çıkartacağım? Çıkartamayacağım ki böyle kalacak. Peki. Dikkat et. Burada kaç tane terim var demiştik? N tane eksi 1 var yani eksi n. Bunun son terimi 2n artı 1 eşittir 40 olacakmış. Gördüğün gibi n kaç çıktı? 39 çıkmalıymış. Burada genelde hep terim sayıları eşit çıkar genelde eski tip sorularda ama bak burada dikkat et tuzak var. Bir tane fazla. Anlaştık mı? Anladım. Peki şöyle de aslında tam kafana oturmadıysa şöyle yapalım mesela. Y eksi x'e bakalım. Y eksi x ne çıkacaktı? Bak şimdi 1, 1. Kaç tane 1 çıkacak? N tane 1 çıkacak. Tamam mı? Son terimde dikkat et. Burada bir terim kalmadı. Çünkü şu sonuncu terim 2n artı 1. Y'den x'i çıkarttığım için eksi 2n eksi 1 olmalı. Anlaştık mı paşam? Yani n eksi 2n eksi 1 olacaktı o zaman. İşte 40 dediği şey neyse yani.
Ben hani soruyu değiştirdiğim için o 40 çok mantıklı gelmeyebilir de. Var mı sıkıntı? Yani terim sayısına bak, dikkat et burada. Gözden kaçırdığın muhtemelen olmuş. Hocam şey ama toplam Geçiyorum. formülleri yok muydu? Mesela tek sayıların toplamları Ya değil var miydi? da toplam formüllerinden gidersen senin dediğin gibi n kare eksi bu da n çarpı n artı bir, değil mi? Uzun olacak Burada ama kaç yine tane terim çıkmadı var? Bu orada. n kare değil. Şu bak çıkar aslında. Ya, işlem hatası yapmışsındır. Bak son terim eksi, burada kaç tane terim var? N artı bir. Terim sayısı, dikkat et, şunu x için konuşuyorum. Ortadaki terim ne? O da n artı bir. Demek ki bak bu toplamı veren formül n artı birin karesiymiş. E bu da zaten 2, 4, 6. 2 parantezini alırsam bak 1, 2, n. Bunun toplamı ne? N çarpı n artı 1 bölü 2 hatırlarsan olmaz mı? Bu da n Evet. çarpı n artı 1 bölü 2. Bak bunlar gitti. Eksi, çünkü çıkartma işlemi yapacağım için. Çıkartma işlemi yapacağım için bu da n çarpı n artı 1. Eşittir kaçmış? 40. Bak dikkat et. Burası n kare artı 2n artı 1 eksi n kare eksi n eşittir 40. Bak n kareler gitti. Bunlar da gitti. N artı 1 eşittir 40. N eşittir eksi 39. 39. Yani işlem hatası yaptım büyük bir ihtimal. Anlaştık mı? Anladım. Çünkü sen şuraya n kare demişsin. Bak aslında hatanı olmuş. Gördüm şimdi hatanı. Ben oraya dikkat etmemiştim. Oysa n artı 1'in karesi. Anlaştık mı? Anladım. Kökleri tam sayıdır. M kaç farklı değer alabilir? 377'nin çarpanları ne ya? 377'nin çarpanları hemen birlikte bakalım. Yani normalde diskriminandan giderim. Yani M kare eksi 4 A C. Ama işte nedir? Bunun pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum ya. Bununla uğraşacağıma 377'nin çarpanlarına bakarım. Hadi birlikte bakalım. 3'e bölünür mü? 4, yani 2'ye bölünmediğini biliyorum. 3'e bölünür mü? 7, 14, 17 bölünmez. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye bakalım. Mesela 7 ile bölünebilme kuralı bilmiyorum ya. Hemen yani var aslında da biz gerek yok onları ezberlemeye. 7'ye bölelim. 5 kere var. 35, 27, 7'ye de bölünmüyor. 8 olmaz. 9 zaten 3'e bölünmemişti. 11'e bakalım. Artı, eksi artı. Yok o da olmaz. 377. Hayır devam ediyorum. 13'e bakalım. Bunu başka çaremiz yok. Çünkü bildiğimiz bölünebilme kurallarıyla işin içinden çıkamadık. Muhtemelen bir asal sayının çarpımı olacak. Ya da iki asal sayının çarpımı. Bakalım buluruz merak etme. 2 kere var. 26 çıkarttım. 1, 1, 117 bak geldi. 9 kere 3. 17 evet. 13 çarpı şurasına dikkat et. 13 çarpı 29'muş. Peki o zaman nasıl düşünmeliyim? Bak, madem şu hani kökler çarpım burayı, kökler toplamı burayı verecekti ya. Bu ifadeyi ya x eksi 13, x eksi 29 diye yazabilirim, değil mi? Ya da şu şekilde yazabilirim. X artı 13, x artı 29 diye yazabilirim. Mantığı anladın mı? Anladım. Evet. Başka bir ihtimalim var mı? Hayır, çünkü niye? Burası artı. Hani ya eksi eksi olacak ya artı artı olacak. Dikkat et buradan artık ne gelecekse, ki ne geleceğini de bulalım bu arada. Kaç farklı değer alabilir? Ben 2 buldum ama cevaba Bursa diyorsa sıkıntılı. Çünkü başka bu asal sayı olduğu için başka bir sayı ha şey de var. Ay pardon. Cevap 4 doğru. Eksi 1'e eksi 377 de olabilir. Artı 1'e artı 377 de olabilir. Yok cevap sıkıntılı değil. Bir sıkıntı bizdeymiş. Ben direkt asal sayıya odaklandığım için. Anlaştık mı? Bak. Bir tane değer buradan gelecek. Bir tane değer buradan gelecek M değeri. Hatta 29, 39, 42. Buradan 42 gelecek. Buradan eksi 42 gelecek. Buradan 378 ve eksi 378 gelecek. Hakikaten hoş soruymuş. Evet. Var mı sıkıntı? Anladım. Peki. Geçtim. Şimdi A1 tam sayı diyorsa ne demiştik? Tam sayı diyorsa basit eşitsizlikte seç bunu, seç. Anlaştık mı? Sen muhtemelen bunu demediği zaman ne yapıyorduk hatırlarsan? Ne yapıyorduk? Sayıyı seçmiyorduk, bunu oluşturuyorduk. Peki tam sayı deyip de tam sayı demeyip arasındaki farka bakalım.
Şimdi tam sayılıyorsa seçeceğiz. En küçük değerini soruyorsa eksi 6 alacağız. Doğru. Eksi 18, eksi 16. Cevap bu. Cevaba başka bir şey mi diyor? Sen başka bir Yok soru mu yok. sordun? Yok. Cevap bu. Eksi 18'miş Hayır, olmaz. Çünkü niye? Eğer 3'ü artı 2'yi oluşturalım. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. Dikkat et. Eksi 6 küçüktür. 3a küçüktür. Eksi 21. Her tarafa 2 ekleyelim. Eksi 4. 3a artı 2. Eksi 19. Evet ama a1 tam sayı olmuyor ki o zaman. E tamam hadi yapalım. 3a artı 2. Adamın dediği doğru olsun. Eksi 18'e eşitleyeyim. A tam sayı çıkıyor mu? Gördüğün gibi çıkmıyor. Bence onlar da hata yapmışlar. Tam sayı dediği zaman cevap bu çıkacak. Seçeceksin. Tam sayı demediği zaman bunu yapacaksın. Anlaştık mı? Gördüğün gibi adamın cevabı doğru olsaydı cevap eksi 20 bölü 9. Eksi 20 bölü 9 da bir tam sayı değildir deyip geçtim hatalı soru. Evet. Bu sayı 3'ün kübü. O yüzden direkt şöyle yazabilirim. Bu sayıda 2'nin kübü. Keşke yazmasaymışız. Neyse 3y. Yani her tarafı tekrar 3'e bölecektim de o yüzden. Yani x artı 1, 2 üzeri y. Şimdi bu dursun. Bir de şuraya bak. 2 üzeri 2x eşittir. 2 üzeri 3 üzeri 2y eksi 2. Buradan da yine 2 üzeri x, iki her tarafı 2'ye bölebilirim. 3 üzeri y eksi 1. Şimdi burada gördüğün gibi ne yapamıyorum? Herhangi bir fikir üretemiyorum. Çünkü niye? Şimdi şöyle dikkat etsene yani yapabileceğim bir şey var mı şu anda? Yok. Fakat ben sana ne öğretmiştim bunun zamanında? Bu asal sayıysa bunlar aralarında asalsalar alt alta yazacaktım. Neleri alt alta yazacağım? Takip et. Aynı sayıların kuvvetlerini alt alta yazıyorum. Ve ne yapabiliyordum? Bak 3, 3, 2, 2 alt alta getirdim. Kuvvetlerini birbirlerine bölüyorum. Ha logaritmadan da zorlasam yaparım da logaritmayı şu an hiç karıştırmak istemedim. Y bölü x. İçler dışlar yapıyorum. X kare artı x. Y kare eksi y. Hepsini karşıya atalım. X kare eksi y kare artı x eksi y eşittir 0. Çarpanlara ayrılabilir. X eksi y x artı y. Artı x eksi y. Her tarafı x eksi y parantezine alıyorum. X eksi y parantezinde x artı y artı 1 eşittir 0. Bir çarpma işleminin sonucu sıfırsa ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır. Cevap eksi bir değil. Cevap ne olacak gördüğün gibi? Sıfır olacak. Anlaştık mı? Hocam ben onun cevabını ben de ilk başta sıfır buldum da ama ondan sonra bir taban sıfır olamaz gibi düşündüm. Bir yerde farklı bir işlem yapmıştım da. Ama Ondan sonra hani 3'e 2 x eksi y yazdım sıfır kenarına. demek nasıl anlamadım? Birbirlerine Şimdi eşit diye olabilecekmiş. İstesem vereyim. Bir bir vereyim hemen uğraşmamak için. Ya da sıfır sıfır. Yani sıfır sıfır olur mu? Sıfır sıfır da olur ya. Sıfır sıfır versek. Ha 27 üzeri 1. 8 üzeri 0 olmuyor. 4 işlem hatası mı yaptım ben? Yok. Cevap Üçüncü zaten kuvvetini birmiş herhalde. aldım. Dur bakayım. 3 üzeri x artı 1. Bir de hızlandırarak yapayım. 2 üzeri y'ye eşit. Bir de şunu şuraya yazayım. 2 üzeri x, 3 üzeri y eksi 1'e eşit. Ne dedik? Bunları böyle yazabiliriz. Böldük diyelim. Y kare eksi y, x kare eksi artı x. Ha ben işlem hatası mı yapmışım bir yerde? X kare artı x diye bir şey geliyor mu? Geliyor tamam. Hepsini karşıya attım. X kare artı x eksi y kare eksi artı y. Şuradan iki kare farkı yaptım. X eksi y, x artı y. Burada da x artı y var. X artı y, ha tamam doğru ben şeyde işlem hatası yapmışım. Şurada sayı hatalı yazdığım şeyde. Neyse tamam tekrar düzelttim ben onu. X artı y parantezini alırsam, tamam şimdi oldu. X artı y parantezini alırsam dikkat et ne kalır? X eksi y artı 1 eşittir 0. Buradan da x artı y eksi 1 çıkıyor bu sefer de. Cevap Ceyhan mı diyor? Evet. Allah Allah. Ya bir daha bakalım ama sanki işlem hatasını düzelttim gibi ya. Bir daha bakalım. Şöyle bir sildim. Tekrardan bir daha yapalım. Ama bu sefer işlem hatası yok gibiydi.
Ya şeyi de yapabilirim bu arada. Hani 2 üzeri bir şey gördüğüm yere yazabilirim ama hani oradan hiç gerek yok diye düşündüm bak. 3 üzeri 3 çarpmayacağım. X artı 1. 2 üzeri 3y. Bak her tarafı 3'e bölebilirim kuvvetle. Bunu biliyorsun. Her iki tarafın küp kökünü aldığımı düşün. 2 üzeri y. Burası 2 üzeri 2 çarpı x. 3 üzeri 2 çarpı y eksi 1. Bu da 2 üzeri x eşittir. 3 üzeri y eksi 1. Aynı sayılar alt alta yazıyorum. 2 üzeri x, 3 üzeri y eksi 1. Ve bunları birbirlerine bölüyorum. Yani y eksi 1 bölü x artı 1. X bölü y. İçler dışlar yapıyorum. Y kare eksi y. X kare artı x. Hepsini karşıya atsam y kare eksi x kare eksi y eksi x. Bu y eksi x, y artı x demektir. Ulan hakikaten hepsinde de yanlış çözmüşüm ha. Y artı x. Adam haklıymış. Adam haklı beyler, dağılın. Y artı x parantezine aldığımda y eksi x eksi 1 eşittir 0. Bu çarpma işleminin sonucu 0'sa ya burası 0'dır ya burası 0. Evet adam haklı. Yo biz haklıymışız. Y eksi x 1'e eşit olacak. Y eksi x eşittir 1. X eksi y eşittir eksi 1. Yok biz haklıyız ya. Onlar değil. Anladım. Peki buna 0, buna 1 verince sağlıyor mu? Madem bizim dediğimiz şey bu. Buna 0 ama geç sağlamak zorunda değil ki. Aralarındaki fark biz eksi 1 diyoruz. Gerçi yine de bakalım. 0 verdim, 1 verdim. Ama asla eşit olamaz ki logaritmadan dolayı. Tam sayı değil bir kere ya. X ve Y tam sayı değil ki biz seçemeyiz. Niye tam sayı değil? Logaritmaya çalışmışsındır belki. X eşittir. Logaritma iki tabanında 3 üzeri y eksi 1 olur. Tam sayı değil ki seçemezsin zaten. Çünkü 4'ün hiçbir kuvveti, 3'ün hiçbir kuvvetine eşit olmaz. Bir tek 0 olursa olur. Yani onun şöyle bir şey var. X tam sayı deseydi bize şurada, X ve Y eleman tam sayı deseydi, mecburen buraya eksi 1, buraya 0 vereceksin. Bak, buraya eksi 1, buraya 0 verince sağlamayacak. Yok bence, yani cevap bu değilse sıkıntılı. Çünkü sen buraya tam sayı yazmışsın ya, seçemezsin ki tam sayı. Çünkü şöyle düşün. 3'ün hiçbir kuvveti, 2'nin hiçbir kuvvetine eşit olmaz yalnızca şu durum dışında. Anlaştık mı? Anladım.